Merhaba sevgili izleyiciler. Cerebrum programımızın dördüncüsüyle sizlerle yeniden birlikteyiz. Evet, Cerebrum programı sizlerle konuklarını buluşturmaya devam ediyor ve her konuğumuz sizlere aslında deneyimlerini paylaşarak, parlak fikirlerini sunarak, hayallerini anlatarak sizlere ilham vermeye devam ediyor. Bu haftada beyin kıvrımlarının içine sızacağımız konuğumuz sevgili Profesör Doktor Belma Tuğrul. E ben kendisinden size kısaca bahsederek sözlerime devam etmek istiyorum. Sevgili Belma Hocam, Belma öğretmenim Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitim Bölümünden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi'nden emekli olan Tuğrul, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Öğretim Üyeliğine devam etmektedir. Kendisi erken çocuklukta ...oyun konularında çalışmalar yürütmektedir. 2020 yılında bir proje olarak e, başlayan TRT EBA Anokulu danışmanlığını yürütmektedir. Evet izninizle ben sevgili konumuza hoş geldin diyerek kendisini davet ediyorum. Hoş geldiniz sevgili Merhabalar, hocam. Merhabalar, teşekkür ederim davetiniz için. Çok mersi. Biz çok mutlu olduk hocam. Sağ olun. Çok onur duyduk. Ben sizden biraz bahsettim ama en güzel siz kendinizi anlatırsınız bize... Ben Mahturul kendisini bize daha farklı nasıl anlatmak ister? Buyurun hocam. Evet, aslında bu böyle hani birisine kendinizi anlatın dediğimizde insanların zorlandığı bir şey olabilir. Belki rollerimden bahsedebilirim. Bir evladım, evet. dört kız kardeşli bir ailenin ikinci kızıyım. Ee, nur içinde yatsın, annem her zaman dört kızımın içinde en inatçısı sensin derdi bana. Ben de böyle sözcüklerle oynamayı çok seviyorum. Daha doğrusu oynamayı seviyorum. Ee, derdim ki o annem öyle dediğinde en kararlı kızın. Ee, lisede karar verdim. Ee, lise son sınıfta yazıyor yıllığımızda. Belma anaokul öğretmeni olmak istiyor diye. Ve kararlı e, birisiyim. Eee bir öğretmenim, bir öğrenciyim, e, evladım, e, arkadaşım, bir e, vatandaşım, e, anneyim, e, bir hayvan dostu birisiyim. Meraklı mı meraklıyım? Öğrenmeyi seviyorum, paylaşmayı e, seviyorum. Kuşlara hayranım, doğaya e, hayranım. E, çocuklarla Oynamak, çocuklarla zaman geçirmek çok hoşuma gidiyor. Bir şeyleri biriktirmeyi seviyorum. Yazmaya tutkunum. Ee, onlarca, belki daha fazla defterim var. Her şeyi yazarım. Yazmayı severim. Bu, bu benim için kendimi ifade ettiğim yollardan e, birisi. Ee, cömert olduğumu düşünüyorum. Duygularımı paylaşmak fikirlerimi paylaşmak konusunda. Çok şey söyleyebilirim kendimle ilgili ama tabii ki bu süreç içerisinde hani kimsiniz dediğinizde belki de en güzel cevap bir can yani bazen canı yanan bir can bazen başkalarına can veren can suyu olan bir can. Canı bir şeyler çeken bir can, canı bir şeyler öğrenmek isteyen bir can, bir can olduğumu düşünüyorum ve yaşadığımız yaşadığım sürece bu canın hakkını vermek niyetindeyim. Umarım bunu başarabiliyorumdur. Evet, ne kadar güzel anlattınız, şiirsel bir anlatımda Siz hocam teşekkür benim edin. için. Şimdi hocam, tabii sizin bir uzman bakış açınız var. Özellikle Cerebrim programını izleyenler sizin bu uzman bakış açınıza çok ihtiyaç duyuyorlar şu anda. Ve sizin uzman bakışınızdan ele aldığımızda özellikle aile, çocuk, aile ve çevre bağlamında sizin bize söyleyeceklerinizi biz çok duymak istiyoruz. Ben böyle öykülere çok önem veriyorum. Herkesin bir öyküsü var ve o öyküleri okumak, öykülere ulaşabilmek benim için önemli. Yeni bir insanla karşılaştığınız zaman o kişinin bir görünen yüzü var, bir de görünmeyen yüzü var. Bu bir çocukla karşılaştığınızda, bir yetişkin biriyle karşılaştığınızda da öyle. Aile ilişkilerini ve çocukların birbirleri ailelerin çocuklarıyla birbiri olan ilişkilerinde hep anlamak fark etmek ve birbirine değer vermek bir köprü olmak bağlamında düşünüyorum açıkçası bazen duvarlar oluyor o duvarlar zorluklar yani belki engeller onlar da hayatın bir parçası aile Ebeveyn olmadan önce bir aileyiz aslında, bir ailede büyüyoruz. Hangi tür aile olursa olsun, tek ebeveynli bir aile olabilir. Belki de biz aile büyüklerimizin yanında büyümüş bir çocukluk öyle bir ailede de yaşamış olabiliriz. Anne babanın ayrı olduğu bir aile de olabilir. Bir aile kültürümüz, aile özgeçmişimiz var, öykümüz var. Oradan böyle ilerliyoruz ve kendi ailemizi oluşturuyoruz oluşturuyoruz ve e, o ilişkiler içerisinde de kendi köklerimizden etkileniyoruz. Ben böyle bunu üç bahar diye açıklıyorum. İlk bahar çocukluk, e, ikinci bahar eşlerin e, dünyanın bir ucundaki eşlerin birbirini bulması, e, üçüncü bahar da ebeveynlik. E, baharı düşünürseniz e, her şey olur. <laughs> Yağmur olur, fırtına olur, dolu olur, güneş açar, bulutlu olur. E, hayatın kendisi yani böyle e, aile ve bu ilişkiler e, bunlarla baş etmek, e, bunlara karşı toleranslı olmak, bazen e, başaramamak e, ve vazgeçmeden onun üzerine gitmek, e, bazen bir yolculuk gibi de düşünürseniz bunu, evet. bu bahar yolculuğu diye bazen e, yanlış yola girdiğinizi düşünüyorsunuz. Ama o yolda bir şeyle karşılaşıyorsunuz ve o sizi inanılmaz mutlu ediyor. E bazen geri adım atmanız gerekiyor diyorsunuz ki olmadı. Ben başka bir yoldan gideyim e, diyorsunuz. Böyle her şey çok gülünçlisanlık olmuyor. E, ben e, bu, bu üç bahar üçüncü bahar ebeveynlik e, dediğimde e, bunu bir yolculuk süreci olarak düşündüğümde yolculukta başımıza her şey gelebilir. Evet. Tedbirliysek, evet. yanımıza yedek bir şeyleri aldıysak. Ya da böyle bir şeylerin olma olasılığını düşündüysek e, belki bundan daha az e, zarar mı diyeyim diye çıkıyoruz. Evet. E, bazen de çıkamıyoruz. Hepsi bir öğrenme. E, bu ilişkiler için ne söylerim? Öğrenmek derim. Birlikte öğrenmek. Evet. Ebeveynlik. Çocuğumuzla birlikte öğrenmek demek. Çocuktan öğrenmek demek. Çocuk için öğrenmek demek. E, ve e, çocuktan öğrendiğimizi, kendi bildiklerimizi birbirimize aktardığımız, olgunlaştığımız, geliştiğimiz, zenginleştiğimiz bir deneyim derim. Ne kadar güzel bağlamda bahsettiniz hocam. Çünkü aile, çocuk ve özellikle çevre bağlamı bizim için çok değerli sizin gözünüzden. Peki şimdi hocam sizden bir eğitimci ve aynı zamanda bir öğretmen olarak bu yolculuğunuzda, bahsettiğiniz bu yolculuğunuzda ve bu bağlamda bakış açınızdan da yola çıkarak, ...özellikle size ilham veren kişileri çok merak ediyoruz. Biz özellikle size bu yolculuğunuzda ilham veren kişiler ve... E, ...ve bunların içerisinde belki ilham verenlerin içerisinde en çarpıcı örnekler. çok Evet. Duymak isteriz. Buyurun Evet. E, aslında ilham veren... E, ...bunu hiç düşünmedim ama... ...yani sanıyorum çocukluğum... E, ...öyle bir... Ailede büyüdüm ki dört kız kardeşiz e, ve e, herkesin e, birbiri için e, böyle bir şeyler yaptığı çok zengin yani maddi olarak bir zenginlikten bahsetmiyorum. Hı hı. E, böyle anne baba kardeş o ilişkinin e, o kadar böyle doyurucu e, olduğunu hatırlıyorum ki çocukluğumu yani ilham galiba e, oradaki e, ilişkiler. Şimdi böyle gözümün önüne geliyor çocukluğumuzdaki o beraber etkileşimlerimiz, o sokakta oynamamız, apartmanın içerisinde halıları çıkartırdık ve komşu çocukları dışarıda işte oyunlar oynardık, annem bize... böyle Tepsinin içerisinde e, ekmekler hazırlardı ama böyle e, sadece bizim için değil kim gelirse yiyecek galiba o o bereket e, oradan ilham alıyorsunuz ve anlaşıldığınızı hissetmek e, böyle önemsendiğinizi e, hissetmek bu e, bunların sadece tek bir şey değil de Sanki o deneyimler, oradaki e, hayat, yani mesela şunu hatırlıyorum çocukluğumla ilgili, e, annem bizi böyle e, uyandırırken çok özen gösterirdi, e, perdeyi aralardı, perdeden böyle bir hafif bir ışık gelirdi. E o bize yani 10 dakika sonra kalkacaksınız e, sinyaliydi. Yani böyle cep telefonu falan yok kuralım da oynayayım şey uya e, uyanalım diye. O annem odamıza girip perdemizi açtığımızda yani hadi hani artık yavaş yavaş kalkma zamanı. Sanıyorum o böyle empatik diyalog. O böyle çocukluğunuzdan itibaren e, sizi bir özünüze duyulan e, o cömert e, saygı Sanıyorum o böyle kendinizi iyi hissetme hali etrafınıza daha alıcı gözle bakmanıza hı hı. yani her şeyin hakkını vermek, her şeyin tadını çıkarma size enerjisi veriyor. Yani sanıyorum o, o bu ilham ne dediğimde o huzur, o bereket hı hı. zaman zaman ortaya çıkan o coşku sanıyorum bu besleyen yani bu belki böyle bir ilham mıdır bu ama köklerdir yani kökler. belki o kökler benim ilham kaynağımdır. Evet hocam çok güzel anlattınız. Aslında aile ortamlarının hı hı. E, ne kadar da aslında bir çocuğun hayatında ilham olabileceğinin evet, çok güzel bir örneğini hı. verdiniz bize hocam. Peki şimdi kendi hayat yolculuğunuza tekrar dönmek istiyorum. Kurduğunuz hayalleriniz aslında siz çok güzel hayaller kuran bir e, öğretmensiniz benim gözümde hocasınız. Bu soru benim için bu da çok değerli. E, bu hayallerinize ulaşmak için sizin girişimlerinizi ben e, çok merak ediyorum. Yani bu girişimler... Nelerdi? Yani Belma Hoca hayaller kurdu. Belma Turu hayaller kurdu ve bu hayallerin gerçekleşmesi için ne tür gelişimler görebildik? Yani şöyle hayal kurmayı hayatta hayatta kalmak diye düşünüyorum. Hı hı. Böyle hani koşarsınız koşarsınız bir yere gelirsiniz orada olur bir şeyler olur hı hı. ama orası bitme noktası değildir. Onun bir devamı var, bir yolculuğu evet. var. Evet. Belki meraklı olmak, hevesli olmak, heyecanlı olmak. Ben bunun böyle insanı harekete geçiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, hayal kurmayı hem severim, hem de insanların beraber etkileşim içerisinde bulunduğum kişilerin hayallerini öğrenmeye de çok talibim. Evet. Ve onların hayal kurması için e, hayal e, ortakları olmaya da talibim açıkçası. Onlara e, bu anlamda ilham olmaya da e, çok e, meraklıyım, talibim. E, ve e, aslında belki de bu böyle hani hayal e, kuruyorsunuz. <laughs> e, olup olmayacağına ilişkin e, bir şey düşünmüyorsunuz. o <laughs> Orada bir ufuk, kendinize bir ufuk e, çiziyorsunuz ve e, oraya doğru e, ilerliyorsunuz. E, o kadar çok hayalim var ki, mesela hayallerimden bir tanesi böyle dünyanın her yerindeki çocukların fotoğraflarını çekmek istiyorum. Oyun oynarkenki fotoğrafları, her koşulda ki yani. çocukların ve böyle bu çektiğim oyun oynayan çocukların fotoğraflarını sergilemek istiyorum mesela. Bu hayallerimden birisi çok küçüktüm işte uzaya ilk böyle bayrak dikildiğinde Ben o zaman her sanıyorum 9 yaşında falandım. Bütün gece boyunca o bayrağı aradım ben ve gerçekten o bayrağı gördüm O Bayrağı o asıl bayrağı gördüm Ayda. Sonra ertesi gün anneme dedim ki anne ben dün gece o kadar geç uyudum ki dedim ne oldu dedi. Dedim ki ben o bayrağı e, bayrağı aradım dedim. Ee gördün mü gördüm dedi. Çok şanslısın. Ben de o kadar baktım ama göremedim dedi. <laughs> Şimdi bana e, demedik ya yavrum buradan orası görünür mü demedi. E Şanslıymışsın, dedi. Ben de o kadar baktım ama göremedim. Şimdi <laughs> bu o kadar mi? önemli ki. Tabii. E, birisinin hayal ortağı olmak Hı hı. E, hayallerinin e, ciddiye alınması. E, çünkü bugün kullandığımız her şey e, birilerinin bir zaman hayaliydi ve onlar cesaret ettiler ve bunu denediler. E, belki de bir sürü başarısızlıkları oldu ve onlar hı hı. bugün bizim hayatımızı kolaylaştıran, güzelleştiren e, buluşlar e, oldular. Yani e, o hayal olarak da kalabiliyor bazı şeyler hı hı. E, ama e, onun için. E, insan, hayal kurmak insanı harekette kılmak oluyor. Evet. E, o, o kişinin kendisini geliştirmek için, kendisini eylemek için, kendisine e, yaptığı, kendisini yenilediği, altıl durumda bırakmadığı e, bir e, açıkçası e, hedef olarak e, görüyorum. Besleyici de e, e, buluyorum e, onu açıkçası. E, hayalleri bağlasan durmaz derler ya. <laughs> evet, 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 evet. E, bu, bunu cesaretlendirmek gerektiğini e, düşünüyorum açıkçası. Hı hı, hocam hayal kurmak tam da zaten. Size o kadar güzel anlatan <laughs> e, bir e, kelime ki e, ben de bu zaten sorunun böyle sizin tarafınızdan güzel yanıtlanacağını tahmin etmiştim. Son olarak hocam şimdi e, aslında ilham veren yaşantılarınız karşılaştığınız hayallerinizden bahsediyoruz ama biz bir yandan da parlak fikirleri de merak ediyoruz. Yani e, sizin özellikle bu benim çok önemli bir parlak fikrimde bu parlak fikrin üzerine gitmem gerekiyor ve bu Gerçekten bu fikir işe yarayabilir dediğiniz fikirlerinizi merak ediyoruz. Özellikle bu bizim çok ilgimizi çekiyor. Ee, şöyle e, arınca buluyorsunuz bir şeyi. <laughs> Bazen bana soruyorlar diyorlar ki nereden aklına geliyor böyle şeyler? Yani aslında e, onlar bir yerde de ben onları belki görüyorum. E, o, onlar yani fark edilmek için orada bekliyorlar. <laughs> evet. e, bu belki biraz gözlem becerisiyle e, ilgili bir şey. E, dikkatle ilgili, e, özenle ilgili, hevay, heves etmekle ilgili olan e, bir şey, e, böyle parlak fikir e, a, diyebilir miyiz e, bilmiyorum ama düşünmeye devam etmek. Evet. E, çünkü düşünmek e, insanın e, üretmesi e, demek, e, kendisine cömert davranması e, demek, e, farklı fikirleri bir araya getirip ilişkisizmiş gibi görünen şeyler arasında ilişki kurmak yani böyle farklı farklı düşünebiliriz en iyi fikri aradığınız zaman burada gerçekten bir fikir haksızlığa uğramış olabilir o yüzden en iyi fikri değil de farklı fikirleri değişik fikirleri aramak ve onların hepsine itibar etmek belki de bu arayış bu maceracı ruh, e, o bitmezlik, o bilinmezlik e, çünkü iyi ki her şeyi bilmiyoruz. Evet. E, biterdi o zaman yani e, bu o kadar önemli ki yıllar önce kızım şöyle demişti. Anne biliyor musun dedi artık ölmek bitti. Nasıl dedim ölmek bitti bu çok iyi haber nasıl oluyor dedim. Şimdi de anne dedi var ya dedi sayılar sayılar dedi sonsuzmuş dedi. E şimdi düşünsene dedi sayılar bitmiyorsa o zaman dedi hayat biter mi? O küçücük kafasında ölümü şöyle algılamış. Yani e, sayılar bittiği için e, ölüyor insanlar. <laughs> yani kendi kafasında neyse onun. O sonsuz e, sayıların sonsuzluğu öğrenince bana öyle söyledi. Şimdi ben e, gerçekten o çocuk gibi düşünebilmek. Evet ee, o çocuk gibi hissedebilmek her zaman söylüyorum birisi size e, çocuk gibisin diyorsa iltifat ediyor demektir o çocukların o meraklı halleri ilişkisiz gibi görünen şeyler arasında ilişki kurmaları Bence e, işte parlak fikirler e, öyle çıkıyor henüz böyle maskelenmemiş henüz böyle kırmızı ışıklar yakılmamış Hayır olmaz Hadi canım kim yapacak ki e, sen yapacaksın. Yapsan şaşırırdım. E, yeşil ışıkları yakmak lazım. Hı hı. Bence o parlak fikir dediğiniz e, şeylerin e, yeşil e, ışıklara e, ihtiyacı var. Cesaretlendirilmeye ihtiyacı var. E, ben de e, böyle bir cesur e, cesareti e, desteklenen bir ailede büyüdüm. Hı hı. E, öyle öğretmenlere denk geldim. E, sonra yaptığım iş nedeniyle hep beni cesaretlendiren iş arkadaşlarım oldu. Kim onlar? Çocuklar. Evet. evet bir anaokul öğretmeniyseniz 3-6 yaşındaki çocuklar sizin iş arkadaşlarınız. Onlar her zaman sizi cesaretlendiriyor ve her zaman onların ışığıyla aydınlanma şansınız oluyor. Açıkçası en parlak fikirlerin ee, çocuklarla beraber <laughs> çalışma süreci olduğunu düşünüyorum. Oradan besleniyorum galiba. Evet hocam, gerçekten de en değerli parlak fikir ee, çocuklardan geliyor her zaman. Ben belki bu bağlamda e, şunu sizden duymak isterim. E, TEDe Ebe Anaokulu bence çok özel bir parlak bir fikir. Hı hı. Bu fikrin içerisinde siz varsınız. Belki bu bağlamda da bize bir şeyler söylemek istersiniz. E, tabii ki de e, bazen hayatımızda böyle beklemediğimiz şeyler oluyor. E, bu COVID e, salgını da e, beklemediğimiz bir e, zamanda e, hayatımızda böyle çok hızlı değişiklikler yapılmasını gerektirdi. E, biliyorsunuz 2023 vizyonu kapsamında da... Hı hı. E, ne vardı daha dezavantajlı, yetersiz koşullarda olan çocukların erken çocukluğa erişimiyle ilgili alternatif modellerle ilgili öngörüler vardı o vizyonun içerisinde de. Hı hı. O zaten düşünülen üzerinde konuşulan çalışılan bir konuydu. Ama böyle bir anaokulu fikri televizyondan bir anaokulu fikri olgunlaşmış bir şey değildi. Evet. O koşullar yani. O zorluklar, işte çocuklara ulaşamamak fikri tabii ki başka fikirleri ortaya çıkardı. Biliyorsunuz bütün yaratıcı fikirler evet. o bir kriz anındaki o sorunları çözme ihtiyacından kaynaklanıyor. Dedik ki e, e, çocuğun olduğu her yerde nasıl olabiliriz? Sloganı da bu zaten evet. TRT <laughs> Evo Anaokulu'nun. Çocuğun olduğu her yerdeyiz hmm. ve duvarsız bir anaokulu. Evet, Dünyanın her yerinden e, oraya ulaşılabilir. Evet bu süreçte e, uzaktan çocuklarımıza ulaşmak Durumunda kaldığımız bu dönemde profesyonelce bu işi yapan bakanlığımızın öğretmenleri hep el birliğiyle çok kısa sürede Herkes elindeki, cebindeki, gönlündekini paylaştı ve oraya bir ürün ortaya çıktı. Mutlaka bundan sonra yapılacak olan şeyler bundan daha iyisi, daha güçlüsü yapılacaktır. Çünkü artık bir model var orada. Bunun üzerine geliştirilebilinir ama oradaki çok böyle acil durum çözümüydü. Biz tabii ki de bir erken çocukluk eğitimcisi olarak şunu biliyoruz. Çocuklarla beraber olup göz göze yüz yüze e, olmanın nasıl onların gelişimine daha güçlü bir katkı sağlayacağını elbette biliyoruz ama bu ekstra bir durumdu. Bundan sonra devam etmeli mi? Bence etmeli. Anıl e, anaokuluna giden çocuklar e, dahi evet. e, diğer zamanlarda e, 51 dakikalık bir programdı. Hala tekrarları var hafta içinde ve hafta sonunda. E, burada e, çocuklar okumakla ilgili, bilimle ilgili, matematikle ilgili, yaratı düşünme becerilerinin geliştirilmesiyle ilgili, doğa sevgisiyle evet. e, ilgili, e, o kadar e, farklı mesajlar aldılar ki, e, çocukların dikkat süresini düşündüğümüz için 13 dakikalık, 14 dakikalık böyle küçük küçük bölümler halinde e, ayrıldı. Çocukların harekete olan gereksinimi için rol model olabilecek aktiviteler e, hı hı. yapıldı. Hı hı. E, i̇zlemeyenler belki evet. e, izle e, diğer e, bölümlerini, önceki bölümlerini izleyebilirler. Hı hı. E, çocukların yararına olan bir şey yapmaya tabii herkes e, çalışıyor. Bu da bu yapılabilecek birçok modelden e, birisiydi. Evet. E, ben de o, o grubun içerisinde olmaktan ve o süreçte öğrendiklerimden dolayı e, yine e, bir ilham, yine bir e, zenginlik olarak açıkçası e, bunu e, görüyorum. Evet. Bence de harika bir fikirdi hocam ve emekleriniz için de ben Tüm izleyicilerimiz önünde size teşekkür ediyorum. Tüm çocuklar adına da size evet, teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Ben de tüm ekip arkadaşlarıma ve teşekkür ediyorum. Ben çok ederim. sağ olun hocam. Şimdi hocam size ait yaşam moddalarına doğru yol alıyoruz. Size ait yaşam az asla duyduk. Çok güzel bahsettiniz ve özetlediniz aslında. Bu yola çıkarak tavsiyelerinizi çok merak ediyoruz. Bizi çünkü izleyen genç arkadaşlarımız var bu mesleği seçmek isteyenler var Hı -hı. ve aslında yol almak istedikleri süreçlerde böyle biraz bir şeyler duymak istiyorlar Hı -hı. ve sizler gerçekten tavsiyeler verdiğinizde bu tavsiyeler Hı -hı. çok özel oluyor. Hı -hı. Sizden bu mottolarınızdan yola çıkarak tavsiyelerinizi evet. almak isteriz. Ee, sanıyorum şu çok önemli. Ee, e, hakkını vermek, bir şeyin hakkını vermek. Hakkı, eee evet. Görmezden gelmemek, hı hı. E, o her o her neyse e, onu görmek, hı hı. E, onunla ilişki kurmak, e, bağ kurmayı çok önemsiyorum. Bu böyle bir hayvanla kurduğumuz bir bağ, bir çiçekle kurduğumuz bir bağ, bir canla kurduğumuz bir bağ. Ama e, bir eşyayla da aynı zamanda yani değer vermek, hı hı. o sahip olduğumuz e, şeylerin e, hakkını vermek Bunu açıkçası e, çok önemsiyorum. E, saygı duymak e, neye saygı e, duymak fikirlere saygı duymak duygulara saygı duymak. Çalışmak mesela evet. çalışmak atıl durumda e, kalmamak hemen arkasından dinlenmek nadasa gelmek gibi Evet. Evet. böyle gerçekten kendini dinginleştirmek böyle bir şeylerin peşinde koşarken insanın bazen kendisine emek veremediğini görüyorum şu cana iyi bakmak evet. bu çok önemli bir şey evet. kendimizi zenginleştirmek kendimize iyi bakmak kendimizi dinlendirmek o kendimizi zenginleştirmek bizim hem kendimize hem de etrafımızdaki insanlara ya da doğaya bu dünyaya daha etkili kontak kuracağımızı bence bize gösteren bir öz bakım yani kendimize evet. bakmamız gerekiyor. Neyi öneriyorum? Neyi böyle genç arkadaşlarıma bir şeyi tutkuyla yapmak o kadar önemli ki bu. Yani böyle ayaküstü yemek yeriz ya karnımızı doyurmak için bir de bir de böyle her ne yerseniz yiyin onu tadını çıkara çıkara evet. böyle e, çok romantik pembe bir hayat çizmiyorum aslında yani her şeyi görebilmek ve onların doğallığını kabul edebilmek yani böyle musmutlu bir hayat yok yani Mutlu evet. anlar var öyle değil mi evet. öyle düşünün hı hı. bu Evliliğinizde böyle, ebeveyninizde böyle, öğrenciliğinizde böyle. Ama onlarla baş edebilmek için kendimizi geliştirmek önemli. Meraklı olmak bu açıdan çok önemli. Yani burnunu bir şeye sokmak, elini taşın altına sokmak, ezber bozmak. Yani bir şeylerin olması için sizin vesile olmanız. Hı hı. Hani bekleriz ya, ya şimdi ben e, sokmayayım burnumu buna. Nasıl olsa birisi yapar. Yani bun, bunlar önemli. Ben etkilenmek ve etkilemeyi de önemsiyorum e, açıkçası. E, sıradan bir şeyi e, sıra dışı halde yapabilirsiniz. Sıradan bir şeyi. Yani herkesin yaptığı bir şeyi farklı yolla yapabilirsiniz. Yani sıradan bir şeyi ...sıra dışı bir şekilde yapabilirsiniz. Öyle değil mi? Ya da sıra dışı bir şey yapabilirsiniz. Etki yaratmak. Herkesin... ...bir başkası üzerinde... ...yaratacağı başka... ...kaynaklardan gelen bir... ...etkisi vardır. Gücümüzü farkına varmak önemli. Biri yazar. Biri konuşur. Birisi bir şey yapar. Herkesin bir gücü var. Ben açıkçası... Böyle çok açlık içerisinde karşımdaki herkesin bana ne nasıl bir katkı sağlayabileceği konusunda aklımı, gönlümü açık tutuyorum. Gerçekten. Bu cömertlik önemli. Gerçekten. Vermek kadar almak. Belki de. Ee, bu genç arkadaşlarımız e, böyle kendilerini geliştirme yönünde bu hani o özgüvenleri evet. işte amatörce özgüven dediğimiz şey eğer bir yeterlik yetkinlik yoksa Hı -hı. çok da işe e, yaramıyor. O böyle kendi kişisel gelişimimizi e, desteklerken aslında bir de beraber de ilerlemek çok önemli. O yüzden böyle iş içinde yapılan şeylerin e, tadı e, insanın davağında kalır öyle derler ya. Evet. E, Kendimiz kadar başkalarıyla da beraber bir şeyler yapabilmenin bizi daha farklı yerlere götürebileceğini düşünüyorum. Bu anlamda duygularımızda, düşüncelerimizde cömertliği ve birbirimize emek vermeyi önemsiyorum açıkçası. Çok güzel tavsiyeler hocam. Teşekkür Çok edeyim. güzel tavsiyeler gitti ve ümit ediyorum bunlar duyduktan sonra da daha sonraki süreçlerde yaşantılarını aktarılsın arkadaşlarımızın. Şimdi benim çok sevdiğim soruya geldik. Hı hı. <laughs> ben maturu, tekrar dünyaya gelse. Hı, hı Aslında siz bunu sabah seminerde öğretmen adaylarımıza verdiğimiz seminerde çok çok güzel bir şekilde dile getirdiniz ama burada da bir kez daha yenilemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Hı. Ben Mahmut tekrar dünyaya gelse neleri farklı yapmak isterdi? Neleri farklı yapma isterdi? Ee, yani yaptıklarımı e, yapardım evet. yani. E, var mıdır pişmanlıklarınız? Vardır bir sürü pişmanlıklarım. Keşke yapmadı, yapmasaydım dediğim şeyler vardı ama şu anda yaptığım şeylerden memnunum. Dünyaya bir daha gelsem, bir daha gelsem, <laughs> bir daha gelsem yine öğretmen olmak isterdim <laughs> e, e, zaten. Evet. E, gerçekten. E, böyle... E, o şu ana kadar hani bana deseniz ki işte bir 30 yıl öncesine dönmek ister misiniz vesaire yok hiç öyle bir niyetim yok böyle yaşadığım her an neyse o yaşadığım o, o olumlu ya da olumsuz her şeyin bir izi var şu suratımda şu çizgilerde şurada her yerde e, onların gerçekten e, Beni yani de bir bireyi kendisi yaptığını düşünüyorum. Bir daha dünyaya gelsem bu yaptıklarımı yapardım ve bu acemilikleri yani tabi şimdi öğrendik bazı şeyleri. Evet. Hani şimdiki aklım olsa diyoruz ya yok hayır. Yani bunları yaşamak bunları evet. yaşamak gerekiyormuş galiba ama bir köy öğretmenliği yapmak isterdim bir köyde öğretmenlik yapmak isterdim. Bununla ilgili projelerimiz var. Uh -huh. Umarım yakında bunları paylaşabileceğiz. Yani bir köyde bir öğretmenlik yapmak çok ziyaretlerim oluyor ama evet. yani bizim zamanımızda köyde staj yapmak yoktu uh -huh. ve yani o, o, o orada belki daha farklı koşullarda yaşayan çocukların öğretmenliğini yapmak ve orada onlarla e, büyümek oradaki o e, analar, babalar oradaki e, kişilerin e, hayatlarında belki e, o e, kafamla e, neler yapabileceğimi şimdi hayal ediyorum. E, evet. Onu isterdim. Şimdi e, tabii ki de o noktada değilim ama yine de e, köyde çalışan meslektaşlarımla e, yap Yapabildiğim şeyler var ama bizzat bunu isterdim. Hani mesleğimle ilgili olarak sorduğunuz için bunu evet, söylüyordum. Bir daha dünyaya gelsem belki daha çok çocuk sahibi olmak isterdim. İki evladım var. 30 yaşında hani anne olduğum için belki böyle daha çok çocuğun annesi. ...olmak isterdim. Böyle kendimi... ...böyle düşünüyorum. Yani evet, yani bunu yapabilirdim... ...diye. Çünkü... ...koruyucu aile de olmak istemiştik. Öyle bir... ...duygum da vardı. Evet... ...bunları söyleyebilirim. Onun dışında... ...yaşadığım, yaptığım... ...her şey olması gereken şeylerdi demek ki yaşanması gereken şeylerdi. Aklımın kaldığı şey bu. Şimdi böyle, böyle dört çocuklu bir öyle de öyle düşünüyorum mesela kendimi. Çok da güzel olurmuş hocam. Aslında evet. sizinle de belki burada bir küçük bir açıklama da yapabilirim. Dördüncü Cerebrum programındayız ve Konuklarım her geldiğinde yeniden dünyaya gelsinler. Farklı yapacaklarını anlattılar ama her defasında dediler ki biz gene aynı kişi olurduk. Hı hı. Bu da şunu gösteriyor ki aslında ne kadar güzel, ne kadar dop dolu yaşadınız. Ne kadar aslında e, özenli bir şekilde e, yaşam süreçlerinizi planladınız. Bu bizim için çok önemli Cerebrum programında. Evet hani insan çünkü hiç e, geçmeyeceğini düşündüğünü öyle acılar yaşıyorsunuz ki evet, evet. yok diyorsunuz. yani Benim buna dayanma... Mümkün değil ama insan o kadar güçlü ki evet. gerçekten e, baş edebiliyor. Ben bunun başlı başına bir kişisel tarih olduğunu düşünüyorum. Evet. O kadar çok öyle deneyimimiz var ki yani yok yani bundan sonrası yok dediğiniz bir an sonra bakıyorsunuz ki yine yolunuza devam ediyorsunuz evet, evet. ve buraya kadar gelmişsiniz. Bence bunlar çok önemli deneyimler. Evet. Hocam o kadar güzel bir sohbet, o kadar lezzetli bir sohbet ki benim için. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki karşı ederim. karşıya Siz oturduğunuz. Iyi, i̇yi ki çağırdınız, iyi çağırdınız. İyi sohbet ettik sizinle. Ben verdiğiniz tüm bilgiler için yeniden e, izleyicilerimizin huzurundası teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Sağ olun, çok merzi. Ben de çok keyif aldım. Hem de çok gurur duydum bir meslektaşımın böyle bir alanda bu az farklı bir perspektif. Bu da bir kapı. Ben de burada da olmaktan çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam yeniden. Evet, bugün beyin kıvrımlarımıza iyi gelen lezzetli bir sohbeti sevgili Profesör Doktor Belma Turulla gerçekleştirdik ve onunla yaptığım bu program benim için çok çok özeldi. Çünkü sevgili hocam benim de hocam ve e, idollerimden bir tanesi. Ve kendisine yeniden teşekkürlerimi sunarken bu değerli fikirlerini mutlaka dikkate almanızı sizlere öneriyorum. Evet sevgili izleyiciler, Cerebrum programımız dizimizin dördüncüsünü bugün de sonlandırdık ve daha sonraki beşinci program için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Bizlere Cerebrum et Anadolu TR adresinden ulaşabilirsiniz ve öneri ve isteklerinizi e, hasretle bekliyorum, takiplerinizi de bekliyorum. Bir başka Cerebrum programında buluşmak üzere, hoşçakalın.